39 günde TYT Biyoloji kampımızın geldik 24. gününe. Bu dersimde bakteriler alemini beraber öğreneceğiz. Hangi ünite olursa olsun madde alışverişinde neyi gördük? Bakterileri öğrendik. Bunun dışında ekolojide bakterilerden bahsettik. Ne demiştik? Canlılara baktığımızda hücre zarı, hücre yapısını öğrendiğimizde prokaryot, ökaryot ayrımını yapmıştık. Bunun dışında bitki biyolojisi konusuna geldiğimiz zaman yine bakterilerden bahsedeceğim. Yani bakteriyi biliyorsan biyolojide kendini biraz daha güvende hissediyorsun. Bunu belirterek derse başlamak istiyorum. Başlamadan önce videoyu beğenip o şekilde dersimize geçiyoruz. Hazırsak ne yapalım? Bakteriler alemine başlayalım. Bu arada soğuk su içtiğim için sesim birazcık horozlanabilir. Bundan dolayı baştan özür diliyorum. Şimdi totalde sana 6 tane alemden bahsedeceğim. Önceki dersimizde ikili adlandırmadan bahsettik. Demiştik ki Pinus nigra, Morus nigra. Bunlar akraba mıdır diye sana sorduğumda dedin ki nigralar aynıysa bunlar akraba değil. Cins isimleri akrabalık belirtiyordu. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Her gördüğün yere yazıyordu. Totalde 6 tane alem anlatacağım sana. 2 tane alem prokaryot, yani bu hücrelerin çekirdekleri yok. Geri kalan protista, bitki, mantar, hayvan, bu alemde bulunan canlıların hücrelerin içerisinde çekirdek var. Bugünkü dersimiz kimlerle ilgili? Bakterilerle ilgili. Şimdi bakteriler alemine baktığımız zaman niye P yazdım diye soruyorum. Diyorsun ki hocam bunlar prokaryot, çekirdek taşımıyorlar. Hepsi prokaryot ve hepsi bir hücreli. Mikroskobik yapılı canlılarımız. Peki kromozomlarına baktığın zaman kaç en kromozom derler? N mi 2N mi? Cevap bakteriler N kromozomlu yapıya sahiptir diyorsun. Bu alt tarafta görmüş olduğun şekli hücre kısmında da aynı şekli zaten öğrenmiştik. Bakterilerde ortak olarak bulunan yapılar nelerdi? Bazı bakterilerde bulunan yapılar nelerdi? Bunları hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Bütün bakterilerde hücre içerisinde protein sentezinden sorumlu ribozom, hücre için dolduran sıvı olan kısım sitoplazma, nükleik asit olan RNA ve halkasal DNA ortak olarak bulunuyordu. Fazla glikozları glikojen şekline depoluyorlardı ve hücre zarına sahip olduklarını biliyoruz. Eğer bir bakterinin klorofil pigmenti varsa bu bakterinin ne yaptığını söyledik. Fotosentez yaptığını öğrendik. Eğer bir bakterinin kamçısı varsa aktif olarak yer değiştirebildiğinden bahsetmiştik. Plazmiti varsa gen aktarımı sağlayabildiğini söyledik. Kapsülü varsa bakterinin hastalık yapıcı olduğundan bahsetmiştik. Eğer bakteride hücre zarı kıvrımı bulunuyorsa bu bakterilerin de elektron taşıma sistemi yardımıyla oksijenli solunum yapabildiğinden bahsettik. Plus da bakterilerin birbirine tutunmasına ve gen aktarılmasına yardımcı olan yapı diye ifade etmiştik. Şimdi bunları öğrendik. Hızlı bir daha tekrar edelim. Tüm bakterilerde hücre zarı, sitoplazma, ribozom, halkasal DNA, RNA ve glikojen ortak ve bazı bakterilerde bulunan yapılarında ne olduklarını öğrenmiş olduk. Önemli bir bilgi, mikoplazma bakterileri var. Bu bakterilerde ne yok? Hücre duvarı yok. O yüzden tüm bakterilerde hücre duvarı bulunur ifadesi yanlış, ama bakterilerde genellikle hücre duvarı bulunur dersek bu ifademiz doğru oluyor. Hocam bizim ökaryot yapılı hücrelerde DNA molekülüne sarılı olan histon proteinleri var. Bu histon proteinleri bakterilerde bulunmuyor. Peki hocam arkelerde var mıdır dersek, arkeler bir tık daha bakterilerden gelişmiş gibi düşünebilirsin. Onlarda histon proteinleri bulunuyor, bakterilerde bizde olduğu gibi, ökaryotlarda olduğu gibi histon proteinleri bulunmuyor diyoruz. Şimdi bakterilerin özelliklerini öğrenmeye devam ediyoruz. Bu tarafa gelmek istiyorum. Bazı bakterilerimiz kötü koşullarda kendini korumak istiyorlar. Bir de sana saldırırsa sen de kendini savunmaya çalışırsın. Bazı bakteriler kendilerini kötü koşullarda hayatta kalabilmek için bir koruyucu örtüyle sarıyorlar. Biz buna endospor ismini veriyoruz. Önemli bir bilgi. Endospor üreme şekli değildir. Bakterinin kötü koşullarını atlatmasını sağlayacak bir korunma şeklidir. Bunu sıklıkla soruyorlar sorularda. Diyorlar ki bakteri endospor oluşturduktan sonra yeni oluşan bakteri, yani şartlar normale döndükten sonra bakteri aynı genetik yapıya mı sahiptir yoksa genetik çeşitlilik görülür mü derlerse oluşan bakteri nedir dersek aynı genetik yapıya sahip. Bunu mutlaka yapıyoruz. Annelerimiz dışarıdan yoğurt yaparken ne yapıyor? Süt alıyorlar. Kendi ev yoğurdunu yapmak için bu sütü evde kendileri mayalıyorlar. Sütü de kaynatıyorlar. Amaç ne? O sütte bulunan mikroorganizmaların ölmesini sağlamak. Bazı bakteriler ne oluşturuyormuş? Endospor oluşturuyormuş. Bundan dolayı kendini korumaya çalışıyorlar. Şartlar normale dönerse tekrardan eski haline geliyorlar diyoruz. Ve şartlar normale döndüğünde bakterinin genetik yapısının değişmediğinden bahsettik. İyi bakmanı istiyorum. Burada bizim bakterimiz var. Ne oluyor? Şartlar kötüleşiyor. Ateşin altını yakıyorsun. Sıcaklık artıyor. Bizim bakterimiz DNA'sını eşliyor. Eşledikten sonra bir tarafta bulunan DNA'sını ne yapıyor diye sorarsak etrafına kalın bir örtü oluşturuyor ki biz buna endospor ismini veriyoruz. Bu endospor sayesinde kötü koşulları atlatmaya çalışıyor. Neler oluyor diye soruyorlar endosporanda bulunan bakteriye. Diyorsun ki bakteride çeper kalınlaşması oluyor. Sitoplazmanın bir kısmını bakteri atıyor. Yani senin de üzerine bombalar yağdığını varsayalım. Böyle bir şey olduğu zaman gidip en üst kata çıkartıyor.
çıkıp da böyle gel lan buradayım deyip meydan okumazsın. Evin altta bodrum varsa oraya saklanmaya çalışırsın. Bunun gibi düşün. Sitoplazmanın bir kısmını bakteri feragat ediyor, atıyor. Derinin etrafında endospor oluşturuyor ve bakterinin metabolizma hızı normale göre ne oluyor? Yavaşlıyor. Tekrardan bununla ilgili bilmen gereken önemli bilgiyi söyleyeyim. Endospor üreme şekli değil. Endospor bakterinin kötü koşullardan korunma şekli diyor. Bakterilere baktığınız zaman hocam o kadar çok çeşitli bakteriler var ki yani bir sürü özellikleri var. Bazısı üretici, bazısı tüketici, bazısı ölmüş bitki hayvan artıklarını parçalıyor, azot döngüsünde görev alıyorlar. Yani çeşit çeşit bakteri var. Bu yüzden bakterileri sınıflandırmışlar. Basitçe göstereceğim hocam. Önemli olan kısımların üzerinde beraber duracağız. Şekillerine baktığında bazıları yuvarlak, yuvarlak şekilli, bazıları virgül şeklinde, bazıları çubuk şekilli, bazı da kalem yayı gibi spiral şekilli şekline göre bakterileri 4 grupta inceliyoruz. Çok değerli mi? Değil. Çok önemli değil. Peki gram boyanmasına göre bakterileri kaç grupta inceliyoruz dersek? 2 grupta inceliyoruz. Hocam bu ne? Gram boyası diye bir boya var. Bakterilerin duvarındaki bir maddeden dolayı bakteriler boyanabiliyor. Bazısı da boyanmıyor. Peki bu neyi sağlıyor dersek? 2024 Paris Olimpiyatlarında haberlerde duyduğum bir şeyi sana hemen güncel söyleyeyim. Orada o olimpiyat köyünde artık içme suyuna mı bir şeye bir kanalizasyon karışmış. Muhtemel ki bazı kişiler hasta olmuş. Niye? Bizim bağırsaklarımızda E. coli diye bir bakteri var. Bu bakteri bir suya karışıyorsa mesela oranın suyun pislenmesi, dışkı bulaştı anlamına geliyor. O yüzden mesela bir su içilebilir mi diye aldığında, örnek aldığında ama aldığın zaman gram boyası damlattığında eğer gram pozitifse diyorsun ki o su içilmesi pek mümkün değil. Sen onu içmek için değil de işte sulamak için kullan gibi yorum yapmanı kolaylaştırıyor. Bazı bakteriler gram boyasıyla boyanıp gram pozitif mavi renk alıyor. Bazıları da boyanmıyorlar. Bunlar da pembe renk alıyorlar. Bunun sebebi duvarlarında bunlar farklı yapı diye ifade ediyorum. Şimdi geldik önemli olan kısma. Bakterileri solunum çeşidine göre ne yapacağız? Ayıracağız. Bazı bakteriler oksijeni seviyorlar. Oksijen olmaz olduğu zaman yaşıyorlar. Biz böyle bakterilere zorunlu aerob diyoruz. Artık aeronun, air ifadesinin hava anlamına geldiğini biliyorsun. Zorunlu aerob bakteriler tüpe bakmanı rica ediyorum. Tüpün en üst yüzeyinde bulunuyorlar. Niye? Şu kapalı ağzı olan tüpün üst kısmındaki bir miktar oksijenden faydalanmak istiyorlar. Zorunlu anaeroba bakıyorsun. Bunlar da tüpün dibine toplaşmışlar. Niçin? Adamlar oksijeni sevmiyorlar. Oksijen bu bakterilerde zehir etkisi yapıyor. Şimdi geldik hocam fakültatif bakterilere. Fakültatifin kelime anlamı isteğe bağlı. Yani ikisini de yapabilir. Yani hem oksijenden faydalanabiliyor hem de oksijensiz de hayatını sürdürebiliyor demek. Şimdi burada baktığın zaman geçici aerob ne demek? Bunu öğretmek istiyorum. Bak geçici aerob. Normalde kendisi anaerob yani oksijensiz solunum yapıyor ama arada ne yapabiliyor? Oksijenli solunum yapabiliyormuş. Biz böyle bakterilere geçici aerob diyoruz. Bir de geçici anaerob var. Aynı mantık düşünmelisin. Hocam bu normalde aerobik güzel. Arada geçici olarak ne yapabiliyor? Anaerob da takılabiliyor. Fark ettiğin üzere fakültatif olanlar hem aerob hem de anaerobik solunum yapabiliyorlar diyoruz. Sorularda bazen sorarlar diye şunları da yazdım. Zorunlu aerob olan bakterilerde ne var dersek hücre zarı kıvrımı var. Bunlar oksijen seviyorlar. Zorunlu anaeroblarda oksijen zehir etkisi yapıyor. Sadece oksijensiz solunum yapıyorlar. Geçici aerob ve geçici anaerob bunlar hem aerobik hem de anaerobik solunum yapabildikleri için neleri var? Hücre zarı kıvrımları var. Biliyorsun ki elektron taşıma sistemi sayesinde oksijenli solunum yapabiliyorlar demiş. Şimdi meşhur bir ÖSYM sorusunu basitçe buraya aldım. Şöyle bir gölet var. Gölün farklı katmanlarında A, B, C bakterileri yaşıyor. Sana diyor ki hangi bakteri aerob, hangisi anaerob, hangisi fakültatif. Ne demek fakültatif biliyorsun. İsteğe bağlı. İkisini de yapabilen demek. Hocam burada bakıyorum. A bakterisi en üstte. O zaman bu bakterimiz nedir dersek diyelim. Hocam bu bakteri aerobik solunum yapıyor. Hemen C'ye bakıyorum. En dipte. O zaman bu adam oksijen sevmiyor. O zaman diyoruz ki anaerob bakteri diyoruz. Güzel. B'ye baktığın zaman ne diyorsun? Fakültatif. Neydi fakültatif söyler misin? Hocam hem aerob hem de anaerob takılabilen bakterilerimiz. Gördüğünüz üzere burada B bakterisinin gölün her katmanında bulunduğunu görüyorsun. Anladın değil mi bu örneğimizi? İki tane daha örnek vereceğim. Güzel örnekler vereceğim. Daha iyi anlayacaksın. Bak KLMN tüpleri var. Tüplerin de ağzını kapatıyoruz. Burada tüplerin ağzını kapatmanın sebebinin ne olduğunu biliyorsun. Oksijenle bağlantısını kesme. Sana diyor ki hangi bakteriler yaşar demiş. Şimdi burada K bakterisine bakıyorum. Tüpün ağzını kapatırsam bir süre dayanır sonra ölmesini bekliyorum. Niye? K bakterisi aerobik solunum yapıyor. Oksijen seviyor. K bakterisinin yaşayacağını söyleyemiyorum. Çarpı yazdım. L'ye bakıyorum. Tüpün dibinde yaşıyormuş. Bu tüpün ağzını kapatıyor.
kapatırsan L zaten oksijen sevmiyordu. Buradaki anaerob bakteriler hayatını sürdürür diyorum. M ve N'yi sen yorumla. Nasıl bakteri bunlar? F ile başlıyor. Aferin. Biz bunlara fakültatif bakteri diyoruz. Buradaki M ve N bakterileri ne yapabilir dersek iki durumda da, yani ağzını açsan da ağzını kapatsan da yaşayabilir. M ve N yaşayabilir diyorum. Peki buradaki M için ne dersen? Bak, geçici aerob diyoruz. Ne için? Geçici anaerob diyoruz. Anladın değil mi demek istediğimi? Çok güzel. Şimdi aşağıda bir tane de örnek var. Çıkmış bir ÖSYM sorusunu böyle örneğe dönüştürdüm senin için. Gayet güzel anlamanı istiyorum. İyi bakmanı rica ediyorum. Hocam alt tarafta mikroskopta kullandığımız lambamız var. Burada lambamızın içerisine, bir su damlasının içerisine ne koyuyoruz? Aerob bakterileri koyuyoruz. Üstüne de o bakterileri incelemek için koyduğumuz bir daha ince bir cam olan lamel kapatıyoruz. Bir bakıyoruz ki bizim aerob bakterilerimiz nereye dizilmiş? Bu lamelin kenarlarına dizilmiş. Yani üstten koyduğunu, üstüne küçük bir tane daha kare bir cam koyduğunu hayal etmeni istiyorum. Buradaki kenardaki boşluklarda oksijen olduğu için ve bizim bakterimizde aerobik solunum yaptığı için bakteriler neden lamelin kenarına toplanmıştır dedikleri zaman diyorsun ki hocam bu bakteriler nasıl solunum yapıyor? Söyle bana. Aerobik solunum yapıyorlar. Bu yüzden nereye? Lamelin kenarlarına toplanmışlar. Bunu anladığını düşünüyorum. İkinci deneyde şunu yapıyorlar. Bu lameli kaldırıyorlar. Kaldırdıktan sonra ortasına yeşil alg koyuyorlar. Yeşil algin ne olduğunu biliyorsun. Yeşil alg fotosentez yapabilen bir canlı. Oksijen üretiyor fotosentez sonucunda. Bir bakıyoruz, bir süre bekledikten sonra yeşil algi koyup kapattığımız zaman bakterilerin bir kısmının yeşil algin etrafına toplandığını görüyorlar. Diyecekler ki bakteriler niye yeşil algin etrafına toplanmış? Diyorsun ki hocam yeşil alg ne yapıyor? Fotosentez yapıyor. Fotosentezde ne üretiyor? Oksijen üretiyor. Bizim bakterimizde aerobik solunum yapan bir bakteri olduğu için ne yapıyor? Algin etrafına toplanmış. Anladın değil mi? Bak, fark ettiysen öğrendiğimiz bu bakterinin solunum tipine göre farkından bakarak, çeşitlerinden bakarak yorum yapmayı öğrettim sana. Güzel. Şimdi geldik bakterilerin beslenmesine. Çeşit çeşit bakterimiz var. Bu arada bir düzeltme yapmak istiyorum. Özümden kaçmış, çok özür diliyorum. Bazı bakteriler ototrof besleniyor, bazıları yine ototrof olmuyor. Ne diyorsun? Hocam biz buna heterotrof bakteri diyoruz. Ne demek heterotrof dersek? Tüketici olan bakteriler. Üretici olan bakterilerimizi öğrenmiştik. Ekolojide de öğrenmiştik. Fotosentetik ve kemosentetik demiştik. Fotoototrof ve kemoototrof diye ifade ediyorum. Heterotrof bakterilere baktığın zaman çürükçül bakteri, saprotrof var, bir de kimler var? Parazit, yani hastalığa sebep olan bakteriler var. Önce ototrofları öğreteceğim. Yani fotoototrof ve kemoototrof öğreneceğiz. Sonra çürükçüllerle, parazitlerle devam edeceğiz. Gayet güzel gidiyoruz. Tane tane bakteriler öğrenmeye devam ediyoruz. Tekrar edeceğim, merak et. Şimdi fotoototroflar için ne öğrendin? Hocam bunlarda bir pigment var biliyorsun. Klorofil pigmenti var, kloroplast yok. 1000 puanlık soru. Bu bakterilerde niye kloroplast yok? Akıllı bebesin sen. Hocam bakteri prokaryot, onda zarla organel bulunmaz. Bu yüzden bu fotosentetik olan, fotoototrof beslenen bakterilerde kloroplast yok, klorofil pigmenti bulunuyor. Fotosentez var mı? Var, ışık kullanabiliyor. Sadece ışık varlığında aydınlık ortamda besin üretebiliyor. En meşhur örneğimiz kimdir dersek, siyanobakteriler. Bunlar klorofil pigmenti yardımıyla kendi besinlerini kendisi üretebiliyorlar. Hemen kemototrofa bak, öbür tarafa bak. Biliyorsun ki sen kemosentez denklemlerini çizdin. Aferin. Hocam bunlarda klorofil pigmenti yok. Klorofil yoksa fotosentez de yok. Zaten kemosentetikler inorganik maddeleri oksitleyerek demiştik. Oksidasyon demiştik. Bu olayla besin sentez diyorlar. Gece gündüz besin ne yapabiliyor? Üretebiliyor. Adamın ışıkla işi yok ki hocam. Ne yapsın ışığı? Güzel. Klorofil pigmenti yok demiştik. En popüler örnekleri kimlerdi? Nitrit nitrat bakterileri. Hatırlıyor musun lan ekolojiden? Ne demiştim? Nitrification. Aferin. Azot döngüsünü çizen adam buradan kendini belli ediyor. Harikasın. Tebrik ediyorum. Bakterileri ne yaptık? Beslenme durumuna göre üretici ve tüketici bakterilerimiz var. Ototrof, heterotrof bakterilerimiz var. Ototrofları da ışığı kullanan ve kimyasal enerjiyle besin üreten olmak üzere iki grupta inceledik. Süpersin. Bu dedikten sonra hocam öbür tarafa geleyim hemen senin için. Tüketici bakterilerden bahsedelim. Bir çürükçüller var. Saprotrof diyoruz. Bir de kim var? Parazit bakterilerimiz var. Önce çürükçüllerden bahsedelim. Bunların sindirim enzimleri çok gelişmişti. Hatırla, mantarlar da çürükçül besleniyorlardı. Ölmüş bitki hayvan artıklarını parçalıyorlar. Bir kedi, bir köpek, bir bitki, bir hayvan, bir insan toprağa girdiği zaman ne oluyor? Söyle bana, orada çürükçüller faaliyete başlıyor. Bakteriler başlıyor. Bu bakterilerin madde döngüsü de görev oluyor ve toprağın verimini arttırıyorlar. Niçin? Bizi parçaladıkları zaman inorganik olan bileşikler toprağa karışıyor. Toprağın verimi yükseliyor. Mezarlıklar neden yeşil? Buradan da akıl yürütebiliyorduk. Bak ne oluyordu, hatırla. Ayrıştırıcı canlılara enzim salgılıyorlar. Protein içeren organik atıkları, yapı taşları olan amino asitleri parçalayıp bu amino asitleri içeri alıp seni solunumda kullanıyor. Yani seni
beslediğini kendi büyümesi için, kendi hayatını sürdürebilmek için kullanıyor. Senden besleniyor ve aşağıya karbondioksit, su ve amonyak gibi ürünler meydana geliyor diyoruz. Güzel. Söyle bana, çürükçür bakteriler toprak verimini arttırıyorlar. Madde döngüleri için çok değerliler. Bunların sindirim enzimleri inanılmaz gelişmiş. İçeride üretiyorlar. Dışarı ne yapıyor? Salgılayıp ölmüş bitki hayvan artıklarını bir güzel hidroliz tepkimesiyle sindiriyorlar. Hidrolizin artık enerji harcanmadan büyüklerin parçalandığını biliyorsun. Benim gibi düşünüyorsun hocam. Aferin sana. Geldik parazitlere. Hocam bunlar monomer besinle, yapı taşı molekülle besleniyorlar. Yani bu molekülün, parazit bakterilerin bulunmuş olduğu ortama işte protein versen, nişasta versen, glikojen versen yapıyor. İstemiyorum diyor. Lan niye istemiyorsun diyor. Koskocaman diyor. Ben bunu yemem diyor. Karpuz veriyorsun. İşte göbeğini kes diyor. Bana çatalla gel diyor. Dilimle diyor. Onu ağzıma koy. Besle beni diyor. Yani bu kadar tembel yani parazitler. Öyle düşün. Bu canlıların sindirim enzimleri, hücre dışı sindirim enzimleri gelişmediği için hücre dışında sindirim yapamıyorlar. O yüzden yapı taşlarıyla besleniyorlar. Hastalık yapıcı olanlara bu bakterilerin ne diyorlar dersek, patojen bakteri ismini veriyoruz. Mesela kolera, menenjit, tifo ve tetanoza sebep olan bakterilerimiz patojen bakteri olarak adlandırılıyor. Bunların neyi var dış kısmında? En dış kısmında kapsül bulunduruyorlar. Biliyorsun ki her bakteride kapsül yok. Kapsülü varsa bakterimiz patojen diye ifade ediyordu. Şimdi öbür tarafa geldim. Bak bu soru, bu örnek soru gayet güzel bir soru. Semih hocam buraya birkaç tane yıldız atmak istiyor. Şöyle yıldız atayım. Bu soruyu yorumlamak senin için çok değerli. Bakalım bakterilerin nasıl solunum yaptığını, nasıl üretici mi tüketici mi olduğunu anlayabilmen için değerli bir soruydu. Özellikle göstermek istiyorum. Önce M tüpüne bakmanı istiyorum. Tane tane anlatacağım. M tüpünde mineral ve su var, bir de ışık var. Sana sorum şu. Burada fotosentetik ve kemosentetik bakteriler üreyebilir mi diye bir soru soracağım. Hocam saprotrof ve paraziti söylemiyorum. O diğer kısım KVL tüplerini ilgilendirecek hoca. Şimdi diyorsun ki hocam ışık varmış. O zaman fotosentetik bakteri ne yapabilir? Buradaki M tüpünde fotosentetiği yaşatabilir. Peki buradaki M tüpünde kemosentetik bakteri yaşar mı dersem, diyorsun ki hocam bu da yaşayabilir. Niye? Çünkü ışıkla işi yok ki. Mineral var, su var. Bu ortamda bizim bakterimiz ne yapar? Kendi besinini kendisi üretebilir. Peki şu yorumu yapsaydık seninle beraber. Eğer bu ortamda ışık olmasaydı bu sefer fotosentetik mi kemosentetik mi üreyebilir deseydim, hocam kemosentetik üreyebilirdi. Çünkü onun ışıkla işi yoktu demen gerekecek. Anladın mı? Buradaki ışığın varlığı ya da yokluğu benim için kıymetli. Geldik L tüpüne bakmanı istiyorum. Tane tane gidiyoruz. M'yi anladım. L tüpüne bakıyorum. Bak burada dikkat ettiysen bak bütün moleküller büyük yapılı. Özellikle protein, nişasta, yağ diye verilmiş. Diyeceksin yani hepsi özel mi seçilmiş? Evet, özel seçilmiş buradaki moleküller. Burada amaç şu. Buradaki moleküller büyük moleküller. Sen bu tüpe parazit bakteriyi koyarsan, L tüpüne, parazit alışmış küçük yapı taşı moleküllerle beslenmeye. O yüzden buradaki tüpte, L tüpünde parazit bakteri yaşar mı yaşamaz mı diye sana soracaklar. Diyeceksin ki bu tüpte parazit bakteri yaşayamıyor. Niye? Büyük hocam yani, adam hazır istiyor birazcık. Ufaklık gibi. İpek'te mesela baba su getir diyor. Baba mutfakta işte bisküvi var, onu getir diyor. Yani illa kendisini besletmemizi istiyor. Kendi gidip açmıyor, uğraşmıyor. Yani gidip de mutfağa girip de işte sucuklu yumurta yapayım, omlet yapayım falan uğraşmıyor. Ufak, tamam, bir şey demiyorum. Anladın demek istediğimi. Öyle bana, parazitler küçük yapı taşı moleküllerle besleniyorlar. Büyükleri istemiyor. Peki buraya çürükçül bakteriyi koyarsa, bak bunun sindirim enzimleri inanılmaz geliş. İnanılmaz gelişmiş olduğu için ne yapıyor? Protein, nişasta, yağ. Hemen yapı taşlarını söyle bakayım tekrar et. Protein yapı taşı amino asit, nişastanın yapı taşı glikoz, yağın yapı taşı nötral, yağın 3 yağ asidi 1 gliserol. Böyle böyle tekrar edelim. Unutmamak lazım sınav arkadaş. Güzel. Peki o zaman buradaki tüpümüzde çürükçül bakteri yaşar mı? Yaşar. Güzel. Peki geldik K tüpüne. Şimdi sen yorumlamanı istiyorum. Bak glikoz verdim, amino asit, vitamin, mineral verdim. Burada seni ilgilendiren glikozla amino asit. Niye? Bunlar enerji veriyor. Vitaminle mineral enerji vermiyor. Sen burada glikozla amino asitten yorum yapacaksın. İlk sorumu sorayım. K tüpüne çürükçül bakteri koyarsam yaşar mı? Diyorsun ki hocam adam burada büyük molekülü parçalayıp yaşıyorsa, adama böyle dilimleyip ekmeği verirsen daha rahat yaşar. O zaman söylüyorum, buradaki K tüpünde çürükçül saprotrofu yaşar mı? Yaşar. Sorun yok. Peki parazit yaşar mı diye sorarsam, hemen diyorsun ki evet hocam, bu tüp parazit bakteri de yaşıyor. Niye? Hepsi yapı taşı molekül. Parazit bakteri hücre dışı sindirim enzimleri gelişmediği için buradaki küçük yapılı bileciklerden faydalanabilir. Anladın değil mi burasını? Gayet güzel, tebrik ediyorum seni. Geldik bakterilerin eşeği süremesinden bahsedeceğim. Bakteriler eğer şartlar iyiyse, şartlar uygunsa yaklaşık olarak 20 dakikada bir ne yapıyor? Bölünüp sayısını arttırabiliyor. Bak burada bir ata hücremiz var. Kendini DNA'sına eşliyor. Halkasal DNA eşlendikten sonra 2 tane DNA oluşuyor. Sonra hücre zarı içeri doğru çöküp duvar ne oluyor? Oluşuyor. Duvar oluştuktan sonra 2 tane yavru bakteri elde ediyorsun. Burada oluşan bakteriler genetik olarak birbirinin kopyası mıdır değil midir diye sana soracaklar. Diyeceksin ki hocam burada bakterimiz ikiye bölündü, üredi, birey sayısı arttı. Çeşitlilik artmadı hocam. Aynısından bir tane daha yapmış olduk. Biz bu olaya verdiğimiz isim
Basitçe ikiye bölünme diyoruz. Sana tuzak olarak şunu söyleyecekler. Birazdan yine belirteceğim ama bakteriler mitozla birey sayısını, hücre sayısını arttırır diyecekler. Diyeceksin hocam bakteri de çekirdek yok. Ne mitozu diyeceksin. Neymiş olay? Basitçe ikiye bölünerek her 20 dakikada bir birey sayıları ne yapıyor? Arttırıyor diyorsun. Bu olay sayesinde hücre sayısını arttırıyor diyoruz. Güzel. Hemen öbür tarafa geldim. Geldik bakterilerde kalıtsal çeşitliliğe. 21 dakika olmuş. Gayet güzel. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Az kaldı. Son sayfadayız. Bu son sayfada birkaç tane örneğim var. Ardından birkaç bilgi daha verip bitiriyorum. Süpersin hocam. Şimdi bakterilerin kalıtsal çeşitliliğini arttıran olaylarımızdan bir tanesi mutasyon. Ne demek mutasyon? Genetik yapının değişmesi. Kalıcı olarak değişmesi demek. Bir de konjugasyon dediğimiz bir olay var. Onu da birazdan göstereceğim. Şimdi, mutasyon ne? X ışının etkisiyle, radyasyon etkisiyle, güneş ışığıyla, başka bir şeyle bakterinin genetik yapısının değişmesine mutasyon diyoruz. Mutasyon sonucunda bakteride kalıcı değişiklikler oluyor. Mesela sorularda hep bu geliyor karşına. Daha önce üretebildiği amino asitler var bakterinin. X ışını yiyince bakteri eli kolu bağlanıyor. Benim kafama bir tane darbe alıyorum. Bir bakıyorum hiç biyolojiyle ilgili bir şey hatırlamıyorum. Yani hafıza kaybı yaşıyorum. Bunun gibi düşün. Burada M bakterimiz var. Dikkat etmeni istiyorum. Burada birey sayısı gayet güzel. X ışını verdiğin zaman mutasyon sonucunda ne oluyor? Bir bak bakalım. Burada benim bakterilerimin birey sayısı azalmış çünkü benim bakterim A ve B amino asitleri ne yapamaz hale gelmiş? Üretemez hale gelmiş. X ışını bu şekilde mutasyona sebep oldu. Peki sana diyecekler ki ben bu bakterileri, M bakterilerinin birey sayılarını eskisi gibi arttırmak istiyorum dersen ne ilave etmelisin kaba diye soracaklar. Eksik olanları koymalıyız. Yani ortama üretemediği A ve B amino asitleri koyarsan benim bakterim üreyebilir. M bakterisi normal şekilde ne zaman ürer? A ve B amino asitlerini üretemediği amino asitleri ilave ederiz. Çok güzel. Mutasyonu anladık. Geldik konjugasyona bakalım hocam. Öncelikle birkaç bilgi vereyim sonra şekil üzerinde anlatacağım. Aynı türlü bakteriler arasında gerçekleşen bir olay. Tek yönlü bir bakteriden diğerine gen aktarımı. Bak gen alışverişi değil. Özellikle belirtiyorum bak. Gen aktarımı birinden diğerine gen aktarımı gerçekleşiyor. Bu olay bittikten sonra iki bakteri yan yana geliyor. Gen aktardıktan sonra birbirinden ayrılıyorlar. Bu yüzden hücre sayısı artmıyor. Şimdi eşeği süremede öğrendik bakterilerde. 20 dakikada bir bölünüyor. Hücre sayısı artıyor. Burada artmıyor. Gen aktarımı oluyor sadece. Ne demek istiyorsun hocam? Gel göstereyim. Fenerliler burada mısınız? Ben Beşiktaşlıyım ama sorun değil. Bak şimdi Fenerliler beni dinlesin. Dediniz ki bana hocam Şükrü Saracoğlu'nda gel hocam kimi? Kimdi la sol beki? Ferdi Kadıoğlu'nu izlemek için hocam gel. Mourinho gelmiş onu canlı tribünde izlemek ister misin dersen bende de 2 bilet hocam var dersen seve seve derim. Burada 2 bileti olan kişi sen F artısın tamam mı hocam? Ben de F eksiyim. Ben de Fenerbahçe maçına bilet yok. Sen 2 biletten bir tanesini bana aktarıyorsun. Bir köprü kuruyoruz. Köprü kurduktan sonra şu yuvarlakları bilet gibi kabul et. Bende de bir bilet oluyor. Ben de artık Fenerbahçe maçına bilet alabilir hale geldiğim için ben de F artı oluyorum. Güzel. Bu mantığı anladın. Şimdi olayı anlatayım. Benim burada bir bakterim var. Bunda bir plazmit var. Bu plazmitte antibiyotiği direnç geni, işte bir amino asitin sentez geni var. Önemli bir şey var. F artı olan bakteride bu özellik varken F eksi de yok. F eksi olan F artı diyor ki gel ya yanaşalım diyor. Aralarında bir sitoplazmik köprü kuruyorlar. Pirüsler yardımıyla birbirine tutunuyorlar. Tutunduktan sonra bu F artı olan bakteri plazmitini eşliyor. Eşledikten sonra karşıdaki bakteriye bu plazmiti aktarıyor. Bak tek yönlü aktarım. Çift yönlü karşılıklı değil. Aktardıktan sonra gen aktardıktan sonra bu aradaki sitoplazmik bağlantı kopuyor. İkisi de F artı oluyor. Bu kalıtsal çeşitliliği arttırdığı için bu olaya konjugasyon ismini veriyorlar. Bakteriler bu sayede plazmitle antibiyotik ve bazı kimyasal maddelere direnç geni gibi genleri ne yapabiliyor? Aktarabiliyor. Söyle bana hücre sayısı artıyor mu konjugasyonla? Hayır. Peki alışveriş mi yoksa aktarım mı? Aktarım diyorsun. Verene F artı Fenerbahçe maçı biletinden hakkında tutacaksın. Alana da F eksi ismini veriyoruz. Güzel. Ben öbür tarafa geçiyorum hemen. Şimdi yukarıya gelelim. Bakterilerle ilgili önemli bilgiler. Sorularda görünce tuzağa düşme diye buraya da yıldız atmak istiyorum. Sen de yıldız at hakkında yazacağım. İster not defterine yaz. İster kitabının bu tarafını üstünü böyle şeridini çiz. Şimdi burada neyi öğreteceğim? Bakterilerde mitoz yok. Niye çekirdek yok? Mayoz görülmüyor. Başka gamet oluşması bakterilerde görülmüyor. Yani üreme öncesi sperm yumurta yapmıyorlar. Döllenme görülmüyor bakterilerde. Bir araya gelip zigot oluşumu yok ve bakterilerde ER gibi, Golgi gibi, Ofol gibi, kloroplast gibi, mitokondri gibi organeller yok. Bak burada zarlı organeller yoktur benim için değerli. Ama ne hep söylediğim şey bakterilerde kloroplast, bakterilerde mitokondri görülmez. Önemli bir istisna, önemli bir bilgi dedi. Şimdi bakteriler ne işe yarıyor? Her yerde vardır. Adamlar görmedi mi? Bir sürü egzantrik işi
işe yarıyorlar. Bakteriler azot döngüsünde görev alıyorlar. Biyoremediasyon ne demek dersek, remedi iyileşme. Biyo canlıların, canlılar yardımıyla bir yere iyileştirmek gibi bir anlamı var. Çevre kirliliğinin önlenmesinde bakterileri kullanıyorlar. Gıda sanayisinde, vitamin sentezinde, mesela şeker hastaları için insülin hormonu üretiminde yine bakterilerden faydalanıyoruz. Yani adamlar inanılmazlar. Göktaşı dünyaya çarpsa, Don't Look Up filmi vardı hatırlıyorsan, Leonardo DiCaprio'nun filmi yanlış hatırlamıyorsa. Orada mesela göktaşı dünyaya çarpıyordu. Bakteriler yine hayatta kalır. Onlara yine bir şey olmaz. Böyle egzantrik canlılar. Peki bakterilere baktığımız zaman antibiyotiklerden olumsuz etkileniyorlar. Onlar için antibiyotik nedir? Ölümcüldür. İyi ki de ölümcül. Yani bir enfeksiyon kaptığımız zaman antibiyotik olarak ne yapıyoruz? İyileşebiliyoruz. İpek de soğuk su mu içmiş? Soğuk meyve suyu mu içmiş? Boğazları şişmiş. Doktor dedi ki ne yapmamız lazım? Antibiyotik tedavisi uygulamamız lazım. Bakteriler üremiş. Bademcikleri şişmiş. Bundan dolayı o antibiyotik kullanıyorsun. Şimdi bazı bakteriler antibiyotikten az etkileniyorlar. Yani çok sallamıyor. Biz böyle bakterilere dirençli diyoruz. Bak dayanıklı. Bazıları da duyarlı, hassas. Yani antibiyotik verince ruhunu teslim ediyor. Peki biz bakterilerle ilgili çalışma yaparken onları üretiyoruz. Nerede? Petrikabında üretiyoruz. Agar diyorlar, besiyeri diyorlar. BKO görüyorsan, basit kültür ortamının kısaltması. Bakteriyi o kaba ekip ilave ediyorsun. Petrikapları böyle yuvarlak kaplara ekiyoruz. Sonra bu çıkmış böğüşleme sorusunun açıklaması. O yüzden burada özellikle belirtiyorum. Sınavda çıkmış soruyu görünce hatırlarsın beni. Şimdi bak şöyle bir şey yapıyorlar. Daha somut bir örnek vereyim. Yengeniz İstanbul'dayken idrar yolu iltihabı yaşadı. Sıkıntı yaşadı. Yaşadıktan sonra doktora gittik. Doktor idrar tahlili istedi. İdrar tahlili yaptıktan sonra o idrarı gitmiş ne yapmış? İçeride bulunan bakterileri petri kabına ekmiş. Ektikten sonra üzerlerine antibiyotik diskleri koyuyorsun. Burada A, B, C, D diye verdiğim diskler farklı antibiyotikler. Farklı etkilere sahip. Sonra bakterilerin üremesini sağlıyorsun. Bekliyorsun 24 saat geçsin. Niye? Antibiyotikler ne yapıyor? Bakterileri öldürüyor. Bir süre bekledikten sonra iyi bakmanı istiyorum. Burada A, B, C, D disklerin etrafındaki alanlara bakarak hangi antibiyotiğin çok etkili olduğunu sorarsa ne cevap vermen lazım? C. Niye? Hocam bak etrafında o kadar geniş bir alan açılmış ki bakteriler orada ölmüşler. Antibiyotik bunları öldürmüş. Peki D versen iyi mi kötü mü o hastaya? Kötü niye? Çünkü bakteriler hiç umursamamış o antibiyotiği. O yüzden doktor da ne yaptı yengenize? İlaç reçete ederken dedi ki sana C antibiyotini verebilirim. Eğer bulamazsan git eczaneden A antibiyotini de alıp kullanabilirsin diye reçete etti. A yengeniz ilacı aldı, kurtuldu, iyileşti o idrar yolu iltihabında. O yüzden X bakterisinin tedavisinde etki derecelerini kıyaslarsak en çok C, sonra A, sonra B, sonra D diye sıraladık. Güzel. Şimdi bak doğru yanlış sorularımızı yapalım. Ardından bir tane daha örneğim var. Yarım saat olmadan seni göndereyim hocam. Tamam mı? Bugünkü konumuz bu kadar. Bakteriyi iyi öğren ama bak. Bir sürü konuda karşılaştık. Doğru yanlışa bakalım. X bakterisi D antibiyotine dirençlidir diyor. Bakıyorum bak yukarıdan yorum yapalım. X bakterisi D antibiyotine dirençlidir demiş. Cevap veririm evet dirençli. Niye? Hiç etkilenmemiş. Yani etkilenseydi etrafında bir açıklık olurdu. B antibiyotiği A'dan daha etkilidir. Bakıyorum B antibiyotiği A'dan daha etkilidir. Sen yorumla. Diyorsun ki hocam A daha etkili. B antibiyotiği daha etkili değil. Buna yanlış dedim. Çarpı yaptım. Son X bakterisi C antibiyotiğine duyarlıdır. Ne demek? X bakterisine C'yi verince bu bakterinin kendi şiradesi kayıyor. Neye uğradığını şaşırıyor. Ölüyor. O zaman X bakterisi C'ye duyarlıdır ifadesi benim için ne olur? Doğru olur. Anladın değil mi bu örneğimizi? Güzel. Şimdi öbür tarafa geldim. Bir tane minik kısmımız var. Bunu da söyleyeyim. Çabucak tekrar sonra seni göndereceğim. Çok konuşuyorum farkındayım. Şimdi bak X, Y, Z antibiyotikleri var. Bunları bir bakterinin üstüne gelişmekte olan bakterilerin üzerine koymuşlar. Ve burada üreme olan ve üreme olmayan durumları da artı eksi diye göstermişler. Eksi bakteri hiç ürememiş. 4 artı çılgınlar gibi üremiş. 3 artı biraz üremişler. T'de bir tane artı çok az üremişler. Bana burada A bakterisi üzerine antibiyotiklerin etki derecelerine sıradaysan ne dersin? En etkili kim derdim? X derdim. Sonra T derdim. Sonra Z, en az Y derdim. Y verince daha havası gibi gelmiş. Bakteri daha da üremiş. Yani antibiyotiği yazmamak lazım. Bu şekilde ne yapabilirsin? Antibiyotiklerin, bakterilerin üremesi üzerine etkilerini ne yapabildik? Sıralayabildik. Güzel. Yarım saat oldu dostum. Yapacak bir şey yok. Hemen şimdi kendimi yukarıya doğru alayım. Bundan sonraki dersimiz çok kısa bir ders. Arkelerle ilgili olacak. Yani hormonlar gibi uzun süre sonra kısa bir video izlemiş olacaksın. Öyle ders videomuz olacak. Ardından ne var dersek protista. Ondan sonra bitkiler deyip gidip ardından da soru çözümlerimiz olacak. Şimdi ne öğrendik? Bakteriler prokaryot. En kromozomlular. İçerisinde neler var neler yok biliyorsun. Bakterilere baktığın zaman kötü koşullardan endospor dediğimiz yapıyla korunuyorlar. Her bakteride yok. Şekline göre sınıflandırdık. Başka ne vardı söyler misin? Gram boyasına göre bakterilere sınıflandırdık. Pozitif, negatif dedik. Solunum çeşidine göre önemliydi. Pozitifler ve gram pozitif demişim. Aerob, anaerob ve fakültatifler diye ifade ettik. Sonra şu örneklerimizi çözdük. Ağızları kapatırsa tüplerin ne oluyor?
lamelin altına koyarsak ne oluyor? Bunları öğrendik. Bakterileri beslenmesine göre ototrof, heterotrof diye ifade et. Ama ototroflarda ışık kullanımı yok. Fotosentetik olanlarda klorofil pigmenti var. Kloroplast yok dedik. Sonra çürükçüllerin sindirim enzimlerinin çok gelişmiş olduğunu öğrendik. Parazitlerin şöyle bana bunlar hocam yapı taşlarıyla besleniyor dedik. Ardından bakterilerin ikiye bölünerek 20 dakikada bir eşeysiz olarak üreyebildiğinden bahsettik. Basitçe ikiye bölünme diyoruz. Sonra mutasyon ve konjugasyondan bahsettikten sonra antibiyotiklerden bahsettik ve ne yap? Örnek sorularımızı çözdükten sonra dersimizi tamamlamış olduk. Sesimin horozluğu çok belli oluyor mu? Çok fazla yoramadım gençler. Coşamıyorum. Çünkü yani gücüm kalsın. İyice sesimiz kısılırsa benim için sıkıntı olacak. Bakteriler çok değerli bir konudur. Özellikle belirtiyorum. Eksiğin gediğin varsa bol bol çöz. Bakteri bilince diğer konulara böyle bir kendinde bir özgüven hissediyorsun. Lan bakteri halletmişim. Yani aynı karbonhidratlar gibi hatırlıyor musun? Onların temel bileşenlerinde gebermişsin. Ama böyle bakteriler de öyle. İyi bildiğin zaman kendinde bir güven hissedersin. Yani şık elemede çok fazla işine yarayacak bir konudur. Diyeceklerim bu kadar. İzle videoyu beğenmediysen hemen şöyle sana zahmet. Bir beğen o şekilde devam edelim. Diyeceklerim bu kadar. Arkeler çok kısa bir konu olacak. Arkeleri anlatalım. Ve kaçıncı günümüzü tamamladık bu arada. Hemen şöyle kampımızın takvimini açalım. Benle beraber öbür tarafa geçeyim. Bakterileri açtık. 24. günümüzü tamamladık. Bundan sonra 25. günde bakaç videomuz varmış. Arkelere protista soru çözüm yapacağız. Sonra da ödev vereceğim sana. Arkelerden sonra soru bankasından ödev vereceğim. Bunu da belirteyim. Diyeceklerim bu kadar. Çok uzatmayalım. Hadi bakalım. İnşallah kampımız güzel gidiyordur. Yorumlarınızı okuyorum. Bu arada videoların altına yorum yazmakta çekinmeyin gençler. İlk baştaki videoya bakıyorsun. 5000 yorum var. Son videoya bakıyorsun. 3 tane yorum var. Diyeceksin ki hocam herkes izlemiyor. Sen de haklısın. Ama izlediysen var olduğunu bileyim. Yaz. Mesela kim? Ruken diyeceğim galiba. Rukiş diye isim geldi. O mesela şu an hiç. Hocam ben de ismimi söyleyin yazmış. Ona saygılar sevgiler. Görüşmek dileğiyle. Kapatayım. Editleyip hemen sana ulaştırayım. Çavs.